Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta, ıssız adada, aslında ıssız değil, hem ıssız hem lanetli adada hayatta kalma serüvenimize devam ediyoruz ve abi daha 1.9.1'e alışamadan 1.9.2 geldi ve ben hangi yeniliklerin geldiğini, neler olduğunu falan hiç bilmiyorum. Umarım ayak uydurabilirim. Zaten abi şu sıralar kendimi komşu çocuğuyla yarışan zavallı minik dostlarım gibi hissediyorum. Yani zavallı minik dostlarım derken, usta, bir komşunun çocuğu var ve bu komşunun çocuğu sürekli seni takip ediyor ve sürekli senden bir adım ileride. Var mı abi sizin evde de ondan? Hani sürekli babacığım şöyle bir şey var böyle. Anne, ben atomu parçaladım. O da bir şey mi? Komşunun çocuğu dünyayı ikiye böldü be falan. Hani en çok ben bunu üniversite zamanlarımda yaşadım abi. Üniversiteye hazırlık zamanı böyle. Ben bu arada şuraya ekim için alanları hazırlayayım. Üniversiteye hazırlık zamanı abi. Çalışıyorum falan. İşte diyorum, şu puanı alırsam şuralara gidebilirim falan. O da bir şey mi? Komşunun çocuğu Oxford Üniversitesi'ni kazandı. Yok artık, komşunun çocuğu yani. Öyle bir durumda hissediyorum abi kendimi. Hafif bir eziklenme, hafif bir yorgunluk. Bilemiyorum yani, inşallah bu yorgunluğun sonu hayra çıkıyordur. Bu arada şuraları da taşla döşeyelim abi. Şu iki tarafta ekim yapsak bize rahatlıkla yetecektir. Zaten şu an canımızın az olmasından dolayı açlıklarımız babayı yemiş vaziyette. Ve benim oraya su götürmem gerekiyor abi. Su için mecburen demirlerin bir kısmını harcayacağım. 3 tane demiri harcayıp kova yapacağım. Neyse, daha sonra zaten bol bol demir çıkartırız diye tahmin ediyorum abi. Öyle yani usta, kendimi birazcık boşlukta hissediyorum sanki. Düşünsene baba, sürekli bir komşunun çocuğu var ve o komşunun çocuğu hep senden bir tık ileride ya. Anne, sınavdan 98 almışım. Komşunun çocuğu 100 almış. Yok, 110 almış. 10 puan da hocası vermiş falan. Yeter abi artık, yarış atı gibi kıyaslanmak biraz insanın canını sıkıyor ya ister istemez. Hey gide hey. Ve ben enayisi o komşu çocuğunu gerçek sanırdım abi. Meğersem masalmış. Yok oğlum, öyle bir insan olması mümkün değil çünkü. İşte çünkü abi o komşu çocuğu nedir biliyor musun baba? Ütopyadır abi. Ütopya, bildiğin ütopya. Hani komşu çocuğu dediğin şey ütopyadır. Anne babanın kafada oluşturduğu çocuk modeli ve seni ona benzetmeye çalışır. Şuraya bir tane sınırsız su deposu koyalım da abi, oradan buraya oradan buraya sürekli taşımakla uğraşmayalım. Bu arada inşallah o sınırsız su kuyusu yapma olayı değişmemiştir. Bildiğin ütopya abi. Anne babanın kafasındaki rol model. Hani böyle şımarmasın, şeker yemesin, cips yemesin, öcü demesin. Sürekli ders çalışsın, yesin, uyusun, içsin, sıçsın. Öyle yani. Bu arada ufaktan akşam oluyor gibi abi ve ses efektleri falan değişmiş. Bir garip hissettim kendimi. Ay ay. En çok rezil olduğum ya da utandığım 5 olay diye video çektim babuşlar. Onu da siz zaten cumartesi günü izleyebileceksiniz. Hop, şurada sınırsız su kaynağı oldu. Güzel. Onları alalım, bir bir buraya taşıyalım abi. Su alıp verme sesine bakar mısın usta? Gerçekten güzelleştirmişler sanki ya. Oyun gitgide güzelleşiyor abi tabi. Oyun gitgide güzelleşiyor da ben geride kalıyorum. Ya bu arada hani seriler çok bekliyor, geride kalıyor, devam edemiyor diyen dostlarımız var. Abi birazcık sizden insaf rica ediyorum. Yani insaf please babacım, yetişemiyorum. Harbiden yetişemiyorum yani. Çok fazla serim var. Çok fazla serim olduğundan dolayı yetişmekte zorlanıyorum. Bazılarına final yapılıyor. Zaten final yaptıktan sonra hemen ardından yenisini ekliyorum. Ya genelde biz co-op serilere devam edemiyoruz abi. Sebebi de tamamen benden kaynaklı. Ben sadece günün belirli saatlerinde kayıt yapabiliyorum. Misal bundan yaklaşık 1 saat sonra, belki yarım saat sonra benim kayıt yapma durumum ortadan kalkacak. Çünkü odam ev ahalisinin salonunun hemen yanında. Yani onlar salonda sohbet ederken, muhabbet ederken, zaten konu komşu gelirse imkanı yok öyle bir olayın da. Ben odamda bir şeyler yapmakta zorlanıyorum abi. Asla hani bana engel olmuyorlar. Aksine yaptığım şeyi takdir ediyorlar ama yani tam olarak ne yaptığımı bilmeseler de ben mutlu olduğum için onlar da mutlu. Hani dediğim gibi abi, tam olarak ne yaptığımı bilmeseler de sağ olsunlar, saygı gösteriyorlar, arkamda duruyorlar ellerinden geldiğince. Ama dediğim gibi abi, hani televizyonun sesini falan kısarlar bizimkiler, eksik olmasın. Hani rahatsız olmasın, kaydın sesi kötü çıkmasın, arka planda gürültü olmasın diye. Herkes bir şekilde fedakarlık yapıyor ama dediğim gibi ben rahat edemiyorum abi. Hani daha o kadar alışamadım, daha o kadar açılamadım. Misal komşu geldiğinde falan ne diyeceğim abi?
Ben oyun oynayacağım. Oyun oynarken de bir yandan sesle konuşmam lazım. O yüzden gürültü yapmayın, konuşmayın mı diyeceğim yani gelen komşuya. Diyemem babacım. Ama dediğim gibi elimden geleni yapıyorum usta. Bu arada 1.92'de gelen yeniliklerden haberiniz var mı abi? Nasıl bir yenilik geldi? Ve ben aynen. Işıklandırmayı görüyor musun babacığım, şu ışıklandırmanın güzelliğini? Çünkü salonumuz güzel bir şekilde güneş alıyor ve ben şu an kapım açık kayıt yapabildiğim için gerçekten çok güzel performans alıyorum. Abi dışarıdaki iskeletin amacını çözemedim ben. Hadi Enderman'ı anlıyorum da iskeletin amacı ne? Adam yana yana gitti usta. Örümcekler gündüz dalmıyordu değil mi? Çünkü şu an dalarlarsa tek yerim. Şu kovayı da alalım abi, koyalım şuraya bir kenara. Dalmıyordunuz değil mi lan? Delmiyordunuz. Baba yok, Enderman'le falan uğraştırma beni şimdi. Ben dışarıdan tohum almaya geldim. Lütfen, aha bak oklar falan da var burada. Güzel abi. Bir daha yatmak istemiyorum. Daha dediğim gibi usta, oradaki mağaraya girmeden evvel benim bayağı bir şey yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar, bölüme beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Eğer hoşunuza gidiyorsa, Minecraft'ı daha sık görmek istiyorsanız. Hani ben bayağı bir Minecraft oynamayı azalttım abi ya. Ama dediğim gibi sizden kaynaklı ya da oyundan kaynaklı bir şey değil. Hacı abi kolay gelsin. Nasıl evin üstü? Anne. Öleceğim. 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 Öldüm. Neyse ki kapının önünde öldüm. Kardeş bir iki saniye bakar mısın? Bir iki saniye bakar mısın moruk? Sağ olasın. Canımı fullediğin için teşekkür ederim. Testere kılıklı. Ya dediğim gibi bu şey değil abi. Hani beğenmeme durumu değil. Aman o kadar oyun oynayacağım. Hani o kadar oyun var. Minecraft mı oynayacağım ya falan durumu değil. Harbiden oyuna uzaklaştım abi böyle. Hani yapacak pek fazla bir şey kalmadı. Yo, aslında yapacak daha çok şey var. Ama ne bileyim, hızına yetişemiyorum abi. Speed Builders misal. Speed Builders oynamaya çalıştım. Beynim allak bullak oldu. Kafa beyin reslendi falan. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Bu Enderman'ler artık 1.92'de şey yapabiliyor mu? Dışarıda serbestçe dolanabiliyor mu? Valla gün geçtikçe oyuna yenilik geliyor ama bu gelen yenilikler beni mutlu mu ediyor, üzüyor mu bilemeyeceğim. Bakalım abi. 5 tane... Ne oluyor lan? Ya kardeş bak. Bak oğlum. Yok, bir de dojlaması başlamış bunun. Yuh! Yuh! Yavaş koşacağım mı ya? Abi yavaş da koşmuyor artık ha. Canavar mod 10. Harbiden canavarları canavar yapmışlar abi. Şuradan biz toplayabildiğimiz kadar seed toplayalım babacım. Seri üretime geçeceğim çünkü. Seri üretime geçtikten sonra geri kalanı yavaş yavaş gelir diye düşünüyorum. Dışarıda örümcekler falan var. Daha biz görevimizi tamamlayamadık abi. Ama ufaktan burası bir yerleşim yeri oldu ya. Sanki hani ilk görevi yaptık, kabul edebiliriz gibi. Hani ilk görev ne? Yaşayacağım bir shelter yap vardı ya. Biz bence onu yaptık sayılır abi. İlk görevi yaptık, kabul edebiliriz gibi. Ya da belki birazcık daha üzerine ekleme yaparsak yaptık, kabul edilebilir gibi. Çünkü bizimki bir shelter'dan daha fazlası oldu abi. Hem orada ekim biçimimizi yapıyoruz. Hem yaratıklara karşı kendimizi koruyoruz falan. Daha güzel hale getireceğim tabii ki biz shelter'ımızı da. Şu an için elimden gelen bu kadar yani. Madene tekrardan inmek istemiyorum. Öncelikle bir kendimi geliştirmek istiyorum. Şuradaki bitkiyi, börtü böceği alalım. 10 numara abi. Daha ben evin etrafına güvenli alan çekeceğim. Usta, evin etrafına güvenli alan çekeceğim dediğim, evin etrafına çit çekeceğim daha. Hani evin belli bir mesafesine kadar creeper mripper yaklaşamasın. Ortalık darma duman olmasın diye çabalayacağım. Eve üst katı çıkacağım. Hani üst kat daha yaşanılabilir alan olacak böyle. Alt kat daha ziyade iş güç alanı, tarım alanı falan gibi ama üst kat hani yaşanılabilir alan olacak. Vırt zırt böyle aklımda bir ton fikir var. İşin açıkçası. Şöyle etraftan bayağı da bir kum topladım. Bilmiyorum, belki kendime kumdan bir sur yapabilirim. Ama yok ya, topraktan sur yakışmaz bize abi. Ya, topraktan surun pek güzel duracağını zannetmiyorum. Bu arada iskelet öldürmemizin önemli bir yararı oldu bize. Bize kemik verdi abi. Biz de o kemiklerden kemik tozu yapıp tarım olayını hızlandırabiliriz. Bu arada ben öldüğümde oklarım, moklarım, her şeyim gitmiş ya. Harbiden her şeyim gitmiş abi. Her şeyim GG olmuş. Çiçek, börtü, böcek, onlar buranın mıydı? Aynen, onlar buranınmış. Torç falan da jortladı anladığım kadarıyla.
Muhtemelen torçlarım falan da gitti. Aynen öyle. Mecburen odun kömürü üretmem gerekecek. Odun kömürü üretmek için de bunların bir kısmını harcayacağız abi. Şöyle bir 9 tanesini harcayalım. Hatta 10 tane harcayalım. 10 tane odun kömürü üretebiliriz. Bunları da bir meşe ağacı tahtasına çevirelim. Mükemmel. Şimdi gel baba şuradan ekinleri topla. Şunları bir ekelim şöyle tekrardan. Kemik tozlarını bunlara basabilirim ya. Kemik tozlarını bunlara basabilirim. Basabilirim. Bu arada çapayla vurmanın herhangi bir yararı var mı bilmiyorum. Belki ama yeni update'lerle falan gelmiştir abi. Yani mantıken kılıç serbest basılmış kılıçla vurursan serbest bat konuşamadım. Servet basılmış kılıçla vurursan işe yarıyordu ama şu an bizim elimizde öyle bir imkan yok abi. Neyse biz biraz daha şu tarım olayını şenlendirelim. 36 tane buraya ektik abi. 36'dan daha fazla daha doğrusu. Ne kadar ektik bilmiyorum da bayağı bir oraya ektik. Buraya da ekiyoruz karşılıklı. Muhtemelen belli bir süreden sonra yemek sıkıntısı yaşamayacağız abi. Yiyecek sıkıntısı yaşamayacağız. Burası gayet iyi oldu. Şuraya da bir sudan alan yapmamız ne bileyim yararımız olmuştur diye tahmin ediyorum. Onu kavlatmama gerek yoktu bu arada. Kazara oldu. Bilerek yapmadım. Ve 12 tane buğdayımız oldu. Şurada da kaç tane vardı abi? 13 tane vardı. Artık yavaş yavaş kendimizi öldürmekten vazgeçip yemek yapıp karnımızı doyurabiliriz abi. Artık yavaş yavaş bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. 8 tane ekmeğim oldu zaten. Çok güzel. Ekmek pişir başarımını da kazandık abi. Ekmek de 2 kalp canı dolduruyor. İyidir, iyidir. Şimdi kendimize ekipmanlarımızı bir tazeleyelim. Kendi ekipmanlarımızı. Bir tane kürek yapacağım. Başka da bir şey yapmayacağım abi. Sadece bir tane küreğe ihtiyacım var. Şöyle bir tane kürek yapalım. Hafiften bir madene insek mi acaba? Hafiften. Belki kaybettiğimiz materyalleri geri buluruz. Aha, ağaçlar abi. Ya ağaçlar için kendime adanın dışında bir ağaçlık alan mı yapsam acaba? Ağaçlandırmalı alan ne bileyim hani belli bir mesafesi olan ışıklandırma falan dikeyim ki araya sürekli yaratık spawn olmasın diye. Ya da şimdilik o proje birazcık uzun süreceği için ben şöyle etrafa ağaçları dikeyim abi. Kendime çok yakın gelmeyecek şekilde. Bu arada bir ok yedim hissettim onu. Bir ok geldi yani bir okun şöyle bir gerilip fırlatılma sesini duydum. Belki de o benim şey ezme sesimden gelmiştir de şu şeyleri tokatlama. Tohum arama. Ay konuşamadım. Şuradan bir inelim abi aşağı. Yavaş yavaş hadi bakalım. Kılıç kalkanlı halde yenemedik. Bu halde nasıl yeneceğiz onları bilmiyorum da. Amanın. Amanın ki ne amanın ya. Abi hiç üzerimde blok mulok yok mu Allah aşkına? Bir saniye. Şu an kendimi daha rahat hissedebilirim abi. Şu an kendimi daha rahat hissedebilirim. Ki daha rahat hissediyorum şu an kendimi. Aynen öyle. Şu tarafı da şöyle bir kapatalım. Hop yanlış yaptık. En azından bu kömürü almamızın da şöyle bir yararı oldu. Meşale yapabiliriz abi. Çok güzel meşalemizi yaptık. Şey yapalım şimdi. Buradan ileri gidemeyeceğime göre ben buradan yana doğru gideceğim usta. Ben buradan yana doğru tek birim gideceğim. Ne yapayım? Şuradan itibaren alalım bari. Yan tarafta spawner falan olabilir. Bilmiyorum. Güvenemiyorum daha ziyade. Ama kaçıncı kattayız abi? İyi iyi tek tek kazarak daha hızlı inebiliriz usta. Şöyle üstten bir 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 kazalım. Bu arada var ya sivrisinek sesi duyar gibi oldum. Yaz yaklaşıyor. Harbiden şu sivrisinekler inşallah erkenden musallat olmaz abi. Gerçekten sivrisinekleri sevmiyorum. Özellikle çıkardıkları sesler. Allah uyuyan adama var ya en büyük işkence ya sivrisinek. Hani uykunun böyle en tatlı yerinde gelir. Bız 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 diye. O iyi. En nefret ettiğim şey ya. Mis gibi abi. Uykunun en güzel yerinde gelir böyle. Bız 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 bız. Oranı buranı sokar. Her tarafın kaşınır zaten. Biz böcek ilacı kullanıyoruz ama böcek ilacı da o kadar etkili olmuyor maalesef. Oy oy oy. Oy ki ne oy yani. Kaçıncı kata kadar ulaştık abi? 31. kat. Tehlikede miyiz acaba? Sürekli bu 31 sayısına vurgu. Sürekli çocukça hareketler. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kendi kendime böyle bir kızasım geldi.
İçin fesat sanırsam ya, bilmiyorum. Algıda seçicilik mi deniyor nedir? Tam olarak bilmiyorum abi. O algıda seçicilik aslında rezalet bir olay ve herkesin hayatında olan bir şey abi. Hani sadece kendinizi bazı sayılarda falan takıntılı zannetmeyin. Algıda seçicilik dediğiniz şey şu. Tam hani uykuya dalacağınız sırada falan saatin tik-tak sesi, atıyorum hani belli bir tonda çalan ses falan filan böyle sizi rahatsız etmeye başlar ya. O da algıda seçiciliktir abi. Böyle hani yavaş yavaş dikkatiniz dağılır falan. Onların hepsi algıda seçiciliğe girer. Yani bu bir örnek verirdim ama o örnek şu an buraya şey değil, uygun değil. Bu arada az kaldı usta. 27. kattayız. Ben 15. katta şerit maden tekniğine geçerim. 15. katta şerit maden tekniğine geçtiğim anda zaten görevlerin bir kısmını yerine getirmiş olurum. İkinci görevimiz herhalde diamond falan bulmaktı. Elmas bulmaya çalışmaktı. Henüz elması bulamadık ama en azından kendimize bir demirden set falan yaparsak görevlerimizi rahatlıkla tamamlayabiliriz abi. Şöyle aşağı doğru kazmaya devam. 26. kat. Şu 24. kat oluyor muhtemelen. Elimdeki kazma kırılana kadar gideceğim. Ondan sonra birkaç tane daha kazma yapar gelirim buraya. Hop şerit maden. Zaten hani ben bu şerit madende uğraşırken tarlam tapanım belli bir konuma ulaşmış olur. Belli bir seviyeye gelmiş olur. Yani yiyeceğimi alırım. Ondan sonra kazmamı alırım. Ekipmanlarımı tamamlar. Tekrardan gelirim buraya. Kazıya devam abi. 20. kat. 20. kat babacım. Şuraya bir aydınlatma lazım. Aşağı doğru kazmaya devam abi. 20. kattayız. 19. 18. Şöyle 18 abi. 17. Aha kazma kırıldı. 17'de kazma kırıldı. Neyse sağlık olsun. Gidelim eve yeni bir kazma yapalım. Eve yeni kazma yapmaya gidene kadar bunların hepsini meşaleye çevirelim. Ve açıkçası korkuyorum. Garip abidik gubidik sesler geliyor. Abidik gubidik sesler beni yamultacak yaratıkların sesi ise eğer gerçekten tırsıyorum. Şöyle birazcık kendime çubuk yapayım. Şu andezit ve diorit falan aşağı koyayım. Hadi bakalım abi. Bayağı bir geldik çünkü. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Şuradan çıkacak yaratıklara karşı önlem olsun diye. Hani bebek zombiler falan fırlamasın diye nasıl bir şey yapsam acaba oraya? Oraya bir çit atabilirim biliyor musunuz abi? Oraya bir çit atabilirim şöyle hani. Şimdilik elimde kazmam yok ki. Neyse. Oo, gece olmuş abi. Bu vakitte dışarı çıkmak var ya hiç akıl kârı olmaz. O zaman ne yapacağız? Kazma yapmak için eve doğru çıkmayacağız. Bir tane crafting table yapacağız. Odunumuz modunumuz var zaten yanımızda. Atacağız crafting table'ı buraya abi. Şöyle iki tane kazma yapsın şimdilik bana. Çünkü bu vakitte eve çıkmak çok tehlikeli olabilir. İlerleyen zamanlarda da eve çıkmak çok tehlikeli olabilir ama ne yapalım? Yani dışarı çıkana kadar birazcık hazırlık yapmayı umut edeceğiz. Şöyle baba şuraya ben bir çiti koyayım. 10 numara abi. 10 numara. Oraya çiti koyduk. Hatta birazcık azıtıp şu tarafa da çit koyabilirim. Şurayı da açalım şöyle. Merhabalar, merhabalar. Burada yaratıklar olduğu belli olsun. Bunun da üstüne çit koyayım. Artistik. Maksat artistik abi. İnelim kazmaya devam. Nasıl olsa henüz yiyeceğimiz var. Bu arada ben bunların yerini yanlış koydum muhtemelen. Benim bir düzenim vardır abi. Şöyle torç en sonda, ekmek en başta falan olur. Bazen işte torçla baltanın yerini değiştiririm falan filan. Şuradan aşağı doğru kazmaya devam abi. Şöyle buradan iki tık daha ineceğiz. Kaçıncı kattayız baba? 16. Bir kat daha indikten sonra artık şerit maden tekniğine başlıyoruz. Aha, 15. kat. Tamam abi. Yar. Buradan itibaren şöyle yarmaya başla babacım. Üçlü üçlü yar. Bir, iki birim gittik. Şurada şey açacağız abi. Şurada yanlara doğru kazacağız. Şuraya bir tane torç atalım. İleri devam abi. Bir, iki, üçüncü yer. Üçüncü yerde tekrardan bir torç. Tam buralara delikler açıp kazacağız işte usta. 1, 2, 3. yer. Buraya bir torç daha abi. Buraya bir torç daha. Burayı çok fazla uzatmamıza gerek yok şimdi. Yanlara dalacağız da ben bir tık daha uzatmak istiyorum. Burası da sonuçta o şeyden sayılıyor. Şerit madenin bir katından sayılıyor.
İnşallah içerisi bu kadar boş çıkmaz abi içerileri. Hadi bakayım şuradan deneyeceğim ben şansımı. Buraları tabii karşılıklı kazacağımız için daha çok materyal çıkma şansı yüksek. Hadi bakalım abi ben biraz materyal arayayım burada. Aslında azıcık render bilsem. Azıcık render biliyorum da abi müzik koymaktan çekiniyorum ya. Arka tarafa şimdi koyardım müziği hani diye o ara ben hızlı hızlı kazardım. Materyale ulaşmaya çalışırdım falan. Güzel olabilirdi böyle şeyler ama işte insanın azıcık bilgi sahibi olması gerekiyor. Maalesef bende olmayan bir şey yok. Kömür mü? Tamam, hiç yoktan iyidir. Alırım bir dal. Alırım bir dal. Hakikaten de bir dal alabildim. İlginç bir şekilde. Azıcık bir kömür varmış abi. 15. kat mıydı, 12. kat mıydı? Net bilmiyorum ama burayı kazdıktan sonra baktık bir şey bulamadık. En olmadı 12. kata ineriz abi. O kadar mühim değil ya. Ben ama 15 hani stabildir, standarttır, geneldir ya. Ondan 15. katta biraz zaman geçirmek istiyorum. Ama ve lakin şu an hala karşımıza hiçbir şey çıkmamış vaziyette. Lanetli şeyin girişini de bulduk. Lanetli labirentin mi, mağaranın mı artık neyse. Oranın girişini de bulduk. Orada çok fazla yaratık var. Ben oraya adam akıllı bir set yapmadan giremem abi. Hani Diamond'ı geçtim. Demir bile yok ortalıkta. Elması geçtim. Demir bile yok. En azından ufak bir demir setim olmadan ben oraya giremem. Bardağın dolu tarafını göreyim. Burada taş kazıyoruz abi. Ne halta yarayacaksa. Bak bardağın dolu tarafı sonuçta. Neyse evin etrafına sur çekerken işimize yarar ya. Adam akıllı güzel bir şeyler yaparız belki. Kale kule falan. Uğraşılır yani. Aha zümrüt. Zümrüt'ü ben bununla kazamıyorum değil mi? Yapma ya. Zümrüt'ü ben bununla kazamıyorum. En azından bir demir kazmam olması gerekiyordu. Maalesef Zümrüt. Başka zaman artık. Şöyle birer tık daha kazalım da rahat zıplayalım. Yanlış yaptık neyse. O Zümrüt'ü alacağım aga. O Zümrüt'ü alacağım zaten aklımda. Hop redstone. Redstone'da mı demir kazma istiyor ayol? Ay her şey demir kazma istiyor ve benim demirim yok. 3 tane demire 5 tane demirim var aslında evde de yani yenisini bulmadan zümrüt ve redstone için o demirleri harcamak istemiyorum ben abi. Oğlum bayağı bir dimdik gittik. Benim daha nereye gitmemi bekliyor bu oyunda? Yani nereye gittiğimde vermeyi planlıyor acaba demiri? Ben buradan Ebes'in hörekesine kadar gittim ve bir ada içerisinde bulunduğumuzu düşünecek olursak eğer bu ada dışında her yer suysa bir süreden sonra su altında kalacağız zaten. Abi camış gibi kazdım hadi artık bana bir şey ver. Elle yapıldığı için buralar boş çıkıyor diyeceğim alakası yok. Arkada zümrüt bulduk abi. Arkada zümrüt bulduk. Hani belki eleman eliyle yapmıştır, eliyle dizmiştir ya da komut momut yazmıştır. Ondan tek düze materyaller vardır diyeceğim. Zümrüt bulduk, redstone bulduk. Sanırım benim bahtsızlığım abi. Sanırım benim bahtsızlığım. Harbiden de benim bahtsızlığım. Aha! Aha! İlk defa bahtsızlığımı kırdım abi. Okey. Oh iyi. İyi abi iyi. Nereden baksan iyi. Nereden baksan iyi. Kaç tane? Kaç tane baba? Kaç tane geldi demir? 7 tane geldi. İyi baba, nereden baksan iyi. Ben de simetri hastalığı var usta. O yüzden şurayı da şey yapacağım, tıkayacağım. İyi bari 7 tane. Ne diyeyim? Hiç vermeyebilirdi. Oh kömür. Tamam baba, kömür de var. Kömürü de alırız. Kömürü de alırız bir dal. Harbiden de bir dal veriyor zaten. Yo daha şurada varmış. Ama bitti. Yok. Simetri hastalığımın boyutu o kadar yüksek değil. Oradaki bir tane deliği kapamak için o kadar yeri geri kazmayacağım. Merak etmeyin. Şuraya bir tane daha torç atalım abi. Bir şey soracağım. Tort elimizde durduğunda aydınlatıyor mu acaba? Yani ne kadar zaman oldu abi Minecraft'ta bir onu eklemediler. Hani torçun elimizde durduğu zaman aydınlatmasını falan. Ne bileyim bence bir eksiklik yani olsa güzel olabilirdi. Hayır eleştirecek yer aradığımdan falan değil de sadece hani olsa güzel olabilirdi diyorum. Neyse abi bayağı bir şeyler topladık demek isterdim ama hiçbir şey toplayamadık. En azından 7 tane demir bulduk ona sevineceğim sadece. Ve eve gidip şunları envanterime koyup ufaktan bölümü sonlandıracağım usta. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ya size göre Minecraft'ı artık hani sizin isteğiniz doğrultusunda sıklaştırabilirim abi tabii ki. Umarım keyifli zaman geçiriyorsunuzdur. Bakalım abi şöyle zıp 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 zıp. Babacım şuraya ben bir merdiven yapmak istiyorum ya. Zaten bayağı bir taşımız var. Taşların bir kısmını bu iş için harcayabilirim. Acımam yani. Harcarım. Merhaba zombi kardeşler. Merhaba. Bir gün içeri gireceğim. Ama o gün bugün değil. Ne zaman olduğunu da bilmiyorum. Şöyle bir hızlı girip çıkma açısından şurayı bir kaplayalım. Eyvah. Tamam bekle. Bir tane taş kazma yapmak şartmış. Hop. Şunu da şöyle alalım. Yanlış attığımız hangisi? Bu. Gel bakayım. Şurayı bir ufaktan döşeyelim abi. Ondan sonra daha diğer yerleri de döşeyeceğim de onları kayıt esnasında yapmam muhtemelen. Eve bir ulaşayım da sonra diğer bölümde yaparız abi ya. Hani sizin gözünüzün önünde eve ulaşmak istiyorum. Başıma bir iş falan gelmeden, yatmadan, etmeden. Sonra ölünce sıkıntı oluyor. Ölmek istemiyor. Oh dışarısı hazır gündüzken. Etrafa belki bir sur mur bir şeyler de ayarlarız abi. Suru falan da çekeriz. 10 numara olur yani. Her şeyi halledeceğiz zamanla. Bak buraya da bir yol çektim mi 10 numara olur abi. 10 numara olur. Etrafımızda creeper yok. Çok güzel tarla ilerlemeye devam ediyor. 10 numara abi 10 numara. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.